Günaydın. Yine mutfakta karşınızdayım. Hoş geldiniz mutfağıma, kanalıma. Bugün de aklımdan ne geçti? Mantar vardı evde. Onu çok seviyorum, mantarlı. Basmati pirinciyle yapmayı çok seviyorum. Sizlerle birlikte mantarlı basmati pilavı yapmak istiyorum. Birlikte geçelim ocak başına. Evet, şimdi zaten fazla bir malzemeye gerek yok. Hemen zeytinyağım var yanımda. Ben zeytinyağıyla yapıyorum. Siz istediğiniz tereyağlı yaparsınız. Sıvı yağlı yaparsınız. Zeytinyağlı, o sizin arzunuza bağlı. Eşim şeker hastası olduğu için gerçekten pirinci çok seviyor ama basmati ile tanıştıktan sonra sürekli de yapıyorum. Şekeri de yükselmiyor. Yani çok güzel bir şekilde dengeli. Sizler de deneyebilirsiniz, yapabilirsiniz bunu da. Onun için basmati pirinçle, aslında bulgur pilavıyla yapmayı çok seviyorum ama onun için bugün bu elimdeki pirinçle yapacağım. Elimdeki öncelikle hemen mantarlarımı küçük küçük doğruyorum şöyle. Çok büyük olmasın çünkü pirinç pilavıdır. Çok iri iri olsun istemiyorum. Bu şekilde doğrayalım. Şu tepelerini birazcık uzunsa sapları birazcık küçültüyorum. Böyle hepsini doğrayın bakalım. Ocağımızın altını yaktıktan sonra yağımı hemen tavama, pişirme kabımın içerisine koyuyorum. Ortalama bir yarım fincan kadar sıvı yağ koydum. Onun için öncelikle mantarlarımı azıcık sote etmek istiyorum. Az bir şekilde böyle yağda cızbız etmek istiyorum. Yağ biraz ısınsın. Ondan sonra içerisine bunu koyayım. Tekrar devam edelim. Hemen mantarları ilave ediyorum. Şu şekilde. Birazcık sotelensin içerisinde. Ondan sonra pirinçlerimizi ilave edeceğiz. Soteleyip biraz suyunu bırakıyor. Bu da güzelce. Daha güzel olur böyle. Böyle çiğ çiğ atarsanız hiç hoş olmaz. Pirinçle aynı anda da pişmez zaten. Ama biraz sotelersek mantarlarımızı lezzetine lezzet katar. Bir daha bakalım. Oo, iyice sulandı. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Bu iyice suyunu biraz daha çeksin. Ondan sonra pirincimi koyacağım. Yeterince oldu. Artık bir bardak olan pirincimi, biliyorsunuz basmati pirincini yıkamadan yapıyoruz. Fazla karıştırıp kırmadan kendi haline bırakıyorum. Birebir pirinç su koyuyoruz. 1'e 2. Şimdi 2 bardak suyumu ilave edeceğim. Sıcak suyu ayarlamıştım. Şöyle kenara alayım. Ve tuzuna da bakıp ağzını kapatayım. Kısık ateşte güzelce pilavımız pişsin. Evet, bu kadar. Şimdi altını kıstım. Kapağını kapatacağım. Güzel bir şekilde pişecek. Evet, pilavımız artık güzel bir şekilde çekti. Çok da güzel görünüyor. Ve altını kapatıp biraz dinlenmeye bırakalım artık. Gördünüz. Çok nefis oluyor mantarlı. Deneyin. Bulgur pilavıyla da, bulgurla da olur. Normal pirinçle de olur ama biz bugün basmatili pirinçle yaptık. Ve altını kapatıyorum. Birazcık dinlensin. Sonra tabağa servis yapıp size göstereyim nasıl olduğunu. Ama tadı mükemmel. Onu söyleyeyim size. Evet. Aynı et tadında, harika mı harika, çok güzel,
Bir pilav çıkarttık. Harika oldu. Sizler de deneyebilirsiniz bunu. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Yine benimle kalın. Başka bir videoda buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.